Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Elin Köyü diye bir yere geldik. Bunlara da kendi safımıza katmak için bunlarla konuşacaktık. Ama biz bu esnada geldiğimizde bir tane savaşçı ablamız geldi, dedi ki bizim prensesi kaçırdı köle tacirleri, oynamaya çıkmıştık. Bizi buldular, prensesi kaçırdılar, prensesi kurtarmalıyız dedi. Biz de şimdi köle tacirlerinin peşine gidip prensesi kurtaracağız. Hemen dövelim şunları, prensesi kurtaralım. Hayırdır lan, prensesi kaçırmışsınız? Puşlar. Bunları bir dövelim hızlıca. Beyler hazır. Hücum. Elimizdeki yeni aletimizi bir test edelim bakalım nasılmış. 20 tane süvari geliyor yalnız. Süvariler bir tık sıkıntı. Bunların süvarileri sağlam oluyor. İyi lan, bu bayağı hızlı savruluyor ha. Bir çift el kullanacaktım diyor. Gene elimde gönderdi silah kaldı. İndir bunu da, indir bunu da. Devam. Dur, açıl bakayım bir. Bunu kafaya geçireyim ha. Piyadeler de geldi. Beyler dikkat edin. Bırakın lan piyadeyi. Lan piyade değil o. Lan bizim samuray mı o gene? Oğlum bu samurayın atı çok kötü ya. Atı kötü samuray mı olur? Anasını satayım, öldü samuray. Gitti, bir tane vardı zaten. O da öldü. Ya sen ne yapıyorsun götümde? Beni mi öldüreceksin? Öldürecek galiba harbiden herif. Az daha zorlarsa öleceğim çünkü. Tamam mıyız beyler? Kim var? Bir tane süvari kalmış. Samuray mı öldü ya? Ya sokacağım prensesini de. Korumasız niye oynamaya çıkarıyorsunuz oğlum prensesi? Yanına bir tane kadın vermişler korusun diye. Ölmüş, tamam. İki ölü var benden. Gitti, katanalı samuray gitti. Diğer ölü kim lan? Rabbalam Memlük Acemisi ölmüş bir de. Rabbalam asker ölmüş, neyse. Bunları ver satarız. Loot kesinlikle alacağız. Hemen bir loot kontrolü. Çok güzel. Yeni zırh. Hemen giydim. Daha iyisi varmış. Tamam. Başka da bir şey yok gibi. Direkt zırha girsek daha kolay olacak. Hemen aslanım. 17, 8, 2 sen şunu giy. Bunun daha iyisi yok zaten. Botun miğferin falan da iyisi yok. Bu ablamızın miğferi yok. Bu ablamıza şöyle iyi kötü bir miğfer verelim. Ablacım. Bu ablanın üstündeki de iyiymiş ha. Botun kaçlık senin? Beşlik. Yediliği giy. Sendeki de yedilik, tamam. Başka da bir şey yok. Kalkan falan var. Kendime bakayım. Önce. Bendekiymiş zaten. Bu bundakinden kötü. Bu ablada kalkan yok. Ablacım sana kalkan vereyim. Ha, sana şuradan bir doğru düzgün bir silah verelim ya. Gerçi full paslı şeyler var. Parça Rabbalam şey var. Gürz kullan sen. Gürz vereyim sana. Bak 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 bak. Prensese bak sen bak. Geliran. Sonunda beni kurtarmaya gel. He, Geliran kurtardı seni. He. Geliran dedi de geçen bölümki işte bunun yanındaki koruması kadın. Ölüm beklemek çok sıkıcı diyor. İyi misin ablacığım? Geliran kim onlar? Biz seni kurtaran biziz. Geliran söylüyor. Prenses onlarla buraya giderken gelirkendir o. Tanıştım. Bana yardım ettiler, seni kurtardılar. Anlıyorum. Anneme geri dönebilirsin. Ve sana cömertçe ödeyecek. Evet, başka bir kıtadan geldik ablacığım. Yabancı. Gerçekten mi? Yani maceraya mı geliyor? Bu ablamız şey gibi sanki bu. Hani prenses diye bunu çok kısıtlamışlar. Bu da hep bir macera peşindeki prensesler olur ya. İşte o bunlar. Onlardan biri bu. Vay canına. Birçok heyecan verici hikaye deneyim demelisin. Prenses geri dönmeliyiz diyor bunun koruması. Hala keşfedecek misin? Sana eşlik edeceğim diyor. Ben elin yarışının en güçlü atıcısıyım.
Sonra nereye gidiyorsun diyor. Anakaranın her yerine seyahat edelim. Ablacığım, bir yürü git, sen prenses değil misin? Git halkına baksana. Elin topraklarına gireceğiz abla. Bizi sokabilir misin? Sen içeri sokarsın. Prensessin sonuçta. Gözleri elinizdeki bileziğe dokunduğunda gözleri aniden sakin ve netleşti. Geliren geri döndük. Yabancı, beni kurtardığın için teşekkürler. Elin ırkının topraklarına git ve seni içeriye alacağım. Tamam. Derian düşünceli bir şey düşünüyor. Hadi gidelim. Bizi içeri alacaklar. Hadi bakalım. Son anda birileri dalmasın hocam. Bir tur izciliğe verelim. Hareket hızı bonusu versen bana. Şu gönderliği de geliştir bari. Bugün işte gönderli kullanacak gibiyim ben yine. De vekilliği, basamıyoruz. Zekaya basalım o zaman. Zeka önemli. Tamam. Selamun aleyküm. Elin köyüne gir. Hadi bakalım. Köye geldik. Prensesi de kurtardık. Mekanı kes. Elin yerleşimine hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Vay be, burada çok güzel ya. Harbiden onu satayım. Şekil mekan ha. Güzel köymüş. Gerçekten de elin yerleşimi olmayı hak ediyor. Tabii ki elin halkımız burada nesillerdir yaşıyor. Bu bizim en gururlu yerimiz. Şimdi kime gideceğiz? Köye git ve gelir anı bul. Anneme rapor vermeyi bitirmiş olmalıydı. Allah. Mekanı kes lan. Mavi mavi bir de ışıklar. Hocam siz büyücü müsünüz ya? Radruvel diye biri var. Geliren şurada. Bu Radruvel kim? Görev mörev kitler, şimdi konuşmayacağım. Mekan harbi, evler mevler, yapılar değişik, çok güzel ya. Geliren. Bu da elbiseyle geziyor burada. Prenses Mele, kurtardığınız için çok teşekkür ederim diyor. Bu bileziği biliyor musun? Sorunuzu kraliçe Radruvel. Lan kraliçeymiş o, konuşmadım. Radruvel'e bildirdim. Kraliçe sizi içeride bekliyor ve o sizin için cevap verecek. Buna ek olarak Prenses Mele kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim diyor. Rica ederim ablacığım. Evet, az önce önünden geçtiğim görev kitler dediğim ablamız kraliçeymiş. Ablacığım kusura bakma. Önünden atla geçtim ama. Bunlar hiç savaşçı gibi durmuyor ya. İşte gel yabancı, kaderin çocuğu. Hikayeni biliyorum. Kızımı kurtardığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seni kesintiye uğratıyor. Buraya gelmenin nedenini biliyorum. Lotus'a işaret ediyor. Öğretmeni bana söyledi. Bana o bileziği önce gösterebilir misin diyor. Bileziği gösterdik. Evet ama şimdilik bırakabilirsiniz. Köylü tacirleri evimiz dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Kızınızı kaçırdı. Ben olmasam satacaklardı kızını. Bu onun seçimi ve sonuçta yüzleşmeli. Meleği görmezden geliyor annesi. Hızlı seslendi. Yabancı köylü tacirleri bu kıta için çok tek tehdit değil. Size yardım etmeye çok istekliyiz. Ama aynı zamanda sorunlarımız da var. Bak işte şimdi diyecek ki git bizim şunu şunu hallet, biz sana katılalım. Nedenini bilmiyorum ablacığım. Söylersen. Uzun zaman önce Elin ırkı dünyada güçlüydü. Yutkalaşan şeytanların gelişine kadar onlarla uzun bir savaş yaptık. Ama bir boşluktan inmeye devam ettiler. Anakarayı istila etmelerini önlemek için burayı nesillerdir koruyoruz. Oo. Bize yardım etmek istiyorsanız sadece köle tacirlerine direnmek için değil, aynı zamanda gerçek bir müttefik olmak için size yardımcı olabiliriz. Tabii ki yapabilirsem sana yardım etmeye hazırım. Ama sana nasıl yardımcı olabilirim? Lotus elinizdeki bileziğe bakmanızı sağlar. Evet, bu bilezik bir elin eseridir. Size düşman enerjiye karşı koruma sağlayabilir ve sürgün topraklarına girmenize izin verebilir. Oğlum biz cinlerle kapışacağız, dur. Bozulmuş toprak. Evet. Sürgünün ülkesi. Gece kirletilmiş şeytanın ülkesi. Sürgünlerin ülkesi. Size onları yenme şansı sunan, şeytanı zayıflatan, ölüm enerjisi dolu bir yerdir. Eğer sürgün topraklarına gidebilir ve onları zayıflatabilirseniz size yardımcı olacak kadar fazla dayanıklı olacak.
Anladım. Nasıl yapacağız abla bunu? Hazır olduğunuzu bir ritüel yapacağım. Ritüel ve büyüme ile bilezik sizi sürgün topraklarına ışınlayacak. Ben hazırım. Oho, vallahi cin toprağına gidiyoruz. Ilıcalı toprağına gideceğiz. Ne diyor? Dur, cin toprağına gideceğiz de. Elinler bir yer hazırladı. Kraliçe Radrivel sizi hazırladığında bir bilezik tutun ve ondan sonra okuyun. Onun dediği duayı okuduk herhalde. Şunlandık mı? Anasını satayım. Abla canım az ya. O ne lan? Biri duruyor şurada. Lan gene o siyah zırhlı herif mi yoksa? Döver oğlum bu beni. Geziyor bak orada. Etrafta başka biri yok gibi. Vallahi önce cirit atarım ki. Uy, tipe bak. Uy. Ne iğrenç bir şeysiniz lan siz. Ciritim var oğlum benim. Teknoloji. Sığır. Senin gibi koşmam öyle. Abi kaç kişisiniz siz yalnız bak ben. Belli bir sayıda ciritim var benim. Belli bir kısmınızı kesebilirim o yüzden. Oğlum dev gibi bir şey. Anasını sattımın adam. Gene öleceğim bak. Dur dur. Dur vurma dur. Ciddi yaralandım, geri çekilme. Çevredeki şeytanların gittikçe daha fazla geldiğini, çok tehlikeli, geri çekilme zamanı olduğunu düşünüyorsun. Ne oldu? Benim bunları kesmem mi gerekiyordu normalde? Bileziğin gücüyle sürgün ülkesine girersiniz. Buradan ayrılın ve elinin kraliçesi ödülüyle ilerlemenizi bildirin. Ablacığım, bizim tek değil, benim buraya orduyla girmem lazım. Olmaz bu iş. Kestim bir, yani bir 100 kişi geldiler, 50'sini kestim de biraz şov yapayım. Lan bu benim köpek mi yoksa? Oğlum bizim bir köpek vardı ya. Benim köpek bu mu lan? Neyse boş ver. Ablacığım. Şimdi nasıl hissediyorsun? Abla canavarlarla kapıştık. Çok iyi hissetmiyorum ya. Olağan dışı bir şey var mıydı ya? Kendim hakkında olağan dışı bir şey yok. Ama bu şeytan benden daha güçlü. Evet, belki de sürgünün arazisinin çevresini zaman uyarmaya başladı falan filan. Biz büyük bir iyilik yaptınız kaderin çocuğu diyor. Bize niye küfreder gibi kaderin çocuğu? Şimdi yardımın dışında tamam. Ne oldu şimdi? Bu şeytanın sayısı ezici bir çoğunlukla büyük. Bilezik her hafta kendini yeniden canlandırabilir. Yani sürgün topraklarına düzenli olarak gidebilirsiniz. Yüzüğü ve size herhangi bir şehrin yanında öğrettiğim büyüyü sürgünlerin ülkesine girmek için kullanabilirsiniz. Ha. İstediğin zaman bunların şeyine girebilirsin diye anladım. Ödülünüz olarak ben elin kraliçesi, miras olarak reddedilen prenses Mele. Şimdi toplu Mele mi? Mili mi lan? Mele'ydi bu, kısaltması Mele, doğru. Şimdi topluluğumuzun sürüldü ve artık yarışımızın bir üyesi olarak muamele görmeyecek. Çünkü kutsal toprakları benim izinsiz bıraktı. Cümlelere bak. Ama elin topraklarına girmesine izin veriyorum. Tamam. Outlander, özür dilemeliyim çünkü Outlander'da yabancı işte. Hala burada kalmalı ve falan filan. Şeytanlarını korumamız gerekiyor diyor. Ama yerleşimimizi korumak için izciler göndereceğim. Eğer bir istila varsa takviyelerimiz dışında yapabilirsiniz. Eyvallah ablacığım. Bunlar bize komple katılmadılar. Bunlar bu ruhani dünyayla vs atmak zorunda sürekli. Ama bize birlik yollayacaklar. Mevzu bu. Ne oldu bizim görev? Elin müttefikiniz oldu. Yeni bir müttefikimiz daha var. Mükemmel. Elin prensesi Mele partinize katılır. Aynı zamanda her hafta bileziğin gücü iyileştikten sonra herhangi bir şehrin menü seçeneğine sürgün ülkesine girebilirsiniz. Hikaye burada sona ermiştir. Aha. İlerideki güncellemelerde devam edecektir. Nasıl lan? Bitti mi? Oğlum sadece bu bitmiştir ya. Cage 8'in tarihi. Lore'un birkaç yıl sonra falan filan. Cage falan. Cage olunca. Bunun mektubu var. Bunun hikayesi bitmiştir burada ya. Oyunun hikayesi biter mi oğlum burada? Böyle hikaye mi biter lan? İyi de sürgün ülkesine gitmem benim ne işime yarayacak ki? Gidip öleceğim ben orada. Yani sürgün ülkesine gitmek bir işimize yaramayacak şu an. Ne oldu lan gene? Yiyecek de su ver de gitsin adam hadi.
Bileziğin gücü iyileşti diyor. Sürgün ülkesine gidebilirsin. Bileziğin gücü iyileşti de ben iyileşmedim. Sıkıntı orada. Belirsiz ruh enginizasyon... Konuşamam. Engizasyonu. Bunlar da 93 tane piyade. Bunlar ne yapıyor acaba? Bunlar da mı? Kaos taşı kimden çıkıyor lan? Bak o kaos taşıyla bir şey yapılıyor ha. Sürgünlerin ülkesine girmeye gerek yok abicim. Şimdi dur. Tadımızı kaçırma. Prenses de bize katıldığına göre prensese de bir zırh giydirmeyelim mi? Giydirelim. Prenses sana şöyle ben bir zırh vereyim. İmparatorluk prensesin tacı daha zırhlı lan. Bizim kendi şeyimizden. Ablacığım sana ben bir de şöyle kalkan vereyim. Dandik ama elimizdeki bu. Aha bir tane savaş atı çıkmış sonunda. İpek soylu bilmem nesi falan filan diyor da. Aynı şeyler orada da var zaten. Başka? Miğfere gerek yok dedi. Botun senin kötü şunu giy. Eldivenimiz yok maalesef. Gerisini artık buldukça veririz sana. Süvari basabilir miyim bir iki tane de olsa? Bir tane basabildik. İyi, hiç çoktan iyidir. Ya ben köyüme gidiyorum o zaman. Daha bu arada hikaye bitmedi. Bence bu hikaye bitti. Şu an geriye sadece şey kaldı. O da muhtemelen biz işte savaştıkça falan olacak. Dayı seni döveceğim ben. Şöyle bir şey olacak muhtemelen. Bizim köyü gelip kale olduğunda biz bu köle tacirleriyle falan savaşacağız. Daha Sika şövalyeleri vesaire var. Onları halledeceğiz muhtemelen. Ama bu görevi bitirdik. Güncelleme ile eklenecek diyorlar da. Yavaş lan hayvan. At aşağı. Bak bak şerefsiz bak. Kuştu. Kırarım bak belinize ha. Onlar da benimkini kırabilir. Benim karakterin güçlenmesi lazım çarın ya. Bize daha iyi zırhlar lazım. Sen nereye kaçıyorsun? Çakal. Tamam sıfır kayıp güzel. Bunları böyle alıp alıp satacağız. Bir de böyle sürekli zırha bakmak zorunda kalmasak daha iyi olur da. Yapacak bir şey yok. Sıradan bakacağım adamlarımıza. Sen şunu giy. Bu ne lan? 15'lik. Lotus sen bunu giy kızım. Şunu da giy. Prenses en son. Onu bir şey kalırsa tabii. Geriye. Sen bunu giy prenses. Prenses'e giydirdiğim kıyafete bak. Şunu da al. Tamam. Şehir. Neyse boş ver. Aşağıdaki şehre gideriz. Şuraya gideriz. Orada 70 kişilik şey vardı. Ona bir daha ben bulaşmak istemiyorum. At nereden geldi lan gene? Normal Rabbalam süvarisi yap. Seni de okçu yapalım. 54 kişiyiz. Gayet okey. 15K paramız var. Para 400-400 gidiyor. Ne oluyor gene? Ablanın yakınlarda. 30 altın et mi yazdı orada? Ne yazdı lan? Et geldi galiba envantere. 30 tane et gelmiş. Helal lan. Ablandı geldi bizim adamlar. Şu şehre gidelim şu loot'u bir satalım da. Şeyimize doğru ilerlemeye devam edelim. Kendi köyümüze doğru. Artık köyümüzdeki işlerimizle ilgileneceğiz. Köyümüze geri döndüğümüzde belki hikaye ilerleyebilir. Bakacağız şimdi ona. Sürgünlerin ülkesine gideyim mi diyeceğim de. Yani sürgünlerin ülkesinde ne yapılıyor ben onu anlamadım. Biz gittik kapıştık öldük. Sonra? Ticarete gir bakayım. Şey değil, değil mi? Tamam. Şunları sat gitsin. Yemeğimiz bol bol var. Yeter. Varsa bir at alsam savaş atı yok ki.
Hiç at yok buralarda. Neyse. Bir gireyim lan şu sürgünlerin ülkesine şurada. Belki loot çıkar. İlki görev icabıydı da. Bu artık girebiliyor sürekli. Bir girdik bakalım. Bak gene eleman orada dikeliyor. Bunlara biraz spawn oluyor ben kestikçe. Anasını satayım. Tavana fırlattım. Ne veriyor? 52 dinar 8 odun. Ha, loot veriyor işte. Malzeme kasmanın savaşarak versiyonu. Yani savaşarak malzeme kasıyorsun. Ölsene lan. Bu niye bu kadar şey yedi ya? Kirit yedi bu çakal. Arkamdan biri gelirse ölürüm yalnız hocam. Benim götüm götüm. Zırhım da çok kötü. Her türlü öleceğiz zaten burada da. Tamam geri çekil. Ölünce geri çekiliyoruz. Ne oldu elimize gelen? 2-3 tane odun modun bir şey kastık bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Değil mi? Envantere gelen bir şey var mı? Askeri birlikte bir şey yok. Envantere gelen bir şey yok. E boş bu. Ya bir işe yaramıyor yani. Arada zevkine gireriz belki. Belki belli bir sayıyı kestikten sonra boss çıkıyordur. Bir şey oluyordur onu bilmiyorum tabii. Şu an çok dandiyiz. 2-3 tane adam kesip ölüyoruz da. Puanımız var. Puan neye versek? Dur vekille bir bakalım. Şunu bir bas. Dur da liderliğe bas. Bizim köy nerede? Bizim köy ta burada. Bir gidelim bakalım köyümüze. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.